Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızın maaş zammını belirleyecek 4 aylık enflasyon belli oldu. Veriler sonrası Bağkur ve SSK emekli maaşı zammı %18.72 olarak kesinleşti. Memur emeklisi de toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil oran %13.56'lık zammı cebe koydu. Nihai rakamda geriye sadece mayıs ve haziran enflasyonu olmak üzere 2 veri kaldı. Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz günü açıklanacak. Böylece refah payı ya da seyyanen zam olmadan tüm emeklerin maaşları netleşmiş olacak değerli izleyicilerimiz. 16 milyon emekli 3 Temmuz gününü beklerken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yapmış olduğu enflasyon anketi zamda yeni ipucu verdi. Piyasa katılımcıları anketine göre yıllık enflasyonda düşüş beklentisi göze çarptı. Bir önceki anket döneminde %44.16 olan yıl sonu enflasyon tahmini bu anket döneminde %43.64 olarak gerçekleşti. Enflasyonun beklentiler dahilinde gerçekleşmesi durumunda SSK, Bağkur ve memur emeklisi için zam oranları da ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağkur emekli zammı dikkat %25.46 olarak hesaplandı. 6 aylık memur enflasyon farkı %9-10, 6 aylık memur emekli maaşı zammı da %20.02 olarak gerçekleşti değerli izleyicilerimiz. Bağkur en düşük kök maaş şu an 10.178 TL. Bağkur tarım emeklerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7047 lirayken bu rakam da 10.000 TL'ye tamamlanıyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda kök maaş 11.367 lira olarak ödeniyor değerli seyircilerimiz. %20.02'lik zam sonrasında Bağkur en düşük maaşı 12.769 TL, Bağkur tarım emeklerinde 10.148 TL'ye yükselecek. SSK 2000 sonrası emeklerinin maaşı da bu hesaba göre 8.841 TL'ye yükselecek. Bu rakam da en düşük emekli aylığına tamamlanacak. 2000 sonrası SSK emekli maaşı 14.261 TL olacak. Değerli izleyicilerimiz, Tabii ki bunlar sadece enflasyondan kaynaklanan maaş zamları. Emekli vatandaşlarımızın seyyanen zam beklentisi var. Emekli vatandaşlarımızın refah payı beklentisi var. Geçim sıkıntısı çekiyorlar. Hayat pahalılığı nedeniyle aldıkları maaş yetmiyor. O nedenle enflasyon mevcut zararı karşılıyor. Bunun üzerine bir miktar refah paylarının arttırılması, seyyanen zam yapılması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.